Herkese selam, ben Şeymanlar kanalıma hoş geldiniz. 2019'un son videosuyla karşınızdayım bugün. Dün 2019'un favori yüksek fiyatlı ürünlerinden bahsettiğim bir video yüklemiştim kanalıma. Bugün de 2019'un favori uygun fiyatlı ürünlerinden bahsedeceğim. Fondöten kategorisinde iki tane favori fondötenim var. Bir tanesi Physicians Formula The Healthy fondöteni. Diğeri Maybelline'in Fit Me serisindeki Dewy and Smooth isimli fondöteni. Bu serinin Matte Poreless olanı Türkiye'de var. Sanırım bu Dewy and Smooth olan Türkiye'de yok. O yüzden bugün Physicians Formula'nın fondötenini kullanacağım ama ikisini de çok severek kullanıyorum. Kuru cilde sahip olduğum için çok fazla mat fondöten kullanmayı sevmediğim için bunlar benim tam zevkime layık fondötenler. İkisi de cildimi kurutmuyor ve kuru göstermiyor. Cildimle çok güzel bütünleşiyor. O yüzden iki fondöteni de çok severek kullandım bu sene. Fırçayla dağıtacağım. Şimdi böyle ince bir kat geçtikten sonra biraz daha kapatıcılık almak istediğim bölgelere bir kat daha uyguluyorum. Bu videonun altına 2019 yılında benden ne tarz videolar beklediğinizi yazabilir misiniz? Yani video önerilerinizi, video fikirlerinizi. Çok memnun olurum. Kapatıcı olarak bu sene Maybelline'in Fit Me kapatıcısını çok fazla kullandım. Gerçekten çok güzel bir kapatıcı. Orta bir kapatıcılığı var. Göz altlarında da, sivilce lekelerinde de gayet güzel iş görüyor. Ciltle çok güzel bütünleşiyor. O yüzden böyle mat, kuru bir görüntü bırakmıyor göz altlarında ya da sivilce üzerlerinde. 25 rengini şöyle cildimdeki lekelerin üzerine uyguluyorum. Bir de göz altımı şöyle mor olan yerlerine. 20 renginde biraz daha aydınlatmak istediğim yerlerine. Göz altlarımda zaten ikisi karışacak. Fondöteni uyguladığım fırçayla dağıtacağım bunları da. ...20 renginden biraz daha ekleyeceğim göz altlarıma. Biraz daha aydınlık dursun. O birazcık yerleşirken kaşlarımıza geçelim. Bu senenin favori kaş jeli Elf'in bu şeffaf kaş jeli. Çift taraflı, bir tarafı aslında kirpikler için ama ben iki tarafını da kaşlarıma kullanıyorum. ...3-4 tane bitirdim bundan. Bunu yazın keşfettim ve gerçekten keşfettiğim günden beri sürekli bunu alıyorum bittikçe. Gerçekten çok başarılı. Tüm gün boyunca böyle kirpiklerinizi yapışık bir şekilde tutuyor. Evet, şu kapatıcıyı bir dağıtalım. Makeup Revolution'ın Flawless 4 Far Paleti'ni bu sene gerçekten çok ama çok severek kullandım. Bu paletle 4 ayrı makyaj videom da var kanalımda. Onların da linkini aşağıya bırakacağım eğer izlemek isterseniz diye. Şöyle birkaç rengini hemen elimin üstünde göstereyim. Bugün çok ağır bir makyaj yapmayacağım. Şöyle hafif bir makyaj yapacağım hemen hızlıca. Şuradaki rengi denemedim hiç. Bunu bir denemek istiyorum bugün. Bayağı güzel böyle soğuk bir mor. Şuradaki rengi alıyorum. Koyu kahveyi alacağım. Aslında hiç böyle bir makyaj yapmak yoktu kafamda. Sadece tek bir renk sürecektim göz kapağıma ama bu paleti elime alır almaz renkler beni cezbediyor ve hepsini kullanmak istiyorum. Tekrar karıştırma fırçama dönüyorum. Şuradaki rengi alacağım. Şöyle tam gözümün orta noktasına uyguluyorum. Alt kirpik dibime de buradaki rengi geçeceğim. Evet, yeter bu kadar. Hemen diğer gözümü de bitirip geliyorum. Maskara olarak da Maybelline'in Lash Sensational maskarası bu seneki favorim oldu. Çünkü kirpiklere çok güzel hacim veriyor, çok güzel uzatıyor ve tüm gün boyunca kirpikleriniz böyle dimdik kalıyor. Tek bir kötü özelliği var, o da çıkarması birazcık zor. Ama akma veya bulaşma yapmadığı için tam bir özel gün maskarası benim için. Silikon bir fırçası var. tane de bronzer favorim var. Bir tanesi Maybelline'in City Bronzer'larından 300 numaralı rengi. Diğeri Revolution'ın Vivid Baked Bronzer'larından Golden Days isimli rengi. Maybelline'in bronzerı tamamen mat. Çok kremsi, yumuşacık, ciltte çok güzel dağılıyor, rengini çok güzel veriyor. Gerçekten çok güzel bir bronzer. Revolution'ın bronzerı ise biraz daha ışıltılı bir bronzer. İçerisinde böyle sim yok ama çok yansıtıcı duruyor. Revolution'ın içerisinde biraz daha böyle bir pembelik olduğu için cildinize çok güzel böyle yanmış efektini veriyor. Ama Revolution'ın bu bronzerini tek başına kullanmayı sevmiyorum. Genelde cildimin böyle bir üzerinden geçiyorum son dokunuş olarak. Çok güzel bir ışıltı, canlılık, bronzluk katıyor cildime. Önce Maybelline'in bronzerini uygulayacağım. Revolution'u biraz daha geniş bir fırçayla uyguluyorum. Allık favorim ise Essence Satin Touch Blush allıklarından 20 numara. Çok güzel bir rengi var. Cildi çok canlı gösteriyor. Böyle yanaklarınızı ışıl ışıl gösteriyor. Eğer böyle ışıltılı allıkları sevmiyorsanız sanırım Essence'in mat allıkları da var. Onlara da bakabilirsiniz. İki tane aydınlatıcı favorim var. Bir tanesi krem, bir tanesi toz. Krem olan NYX'in Bright Idea Illuminating Stick'lerinden Chardonnay Shimmer rengi. Toz olansa Maybelline'in Master Chrome aydınlatıcılarından 100 numara Molten Gold rengi. Önce krem olanı uygulayalım. Bunu parmaklarımla uygulamayı seviyorum. Yapısı çok güzel. Böyle fondötenin üzerine uyguladığınızda fondöteni yerinden oynatmıyor. Üzerine toz ürün uyguladığınızda böyle yama yama görüntü olmuyor. Makyaj varken de yokken de cildinizde gerçekten çok güzel duruyor. Biraz da üzerine Maybelline'in aydınlatıcısından uygulayalım. Bu da pudra olmasına rağmen aşırı yumuşak, böyle krem gibi bir dokusu var. Bunu biraz yoğun uygularsanız ben buradayım diye bağıran metalik bir aydınlatıcıya dönüştürebilirsiniz. Ama ben çok hafif uygulamayı tercih ediyorum. Geçiyoruz en fazla üründen bahsedeceğim, dudak kategorisine. Önce şu Sephora'nın Lip Stories rujlarından bahsedeyim. Bunlar bence uygun fiyatlı çünkü drugstore'larda satılan bazı rujlardan daha da uygun fiyatı. O yüzden uygun fiyatlı favorilerime eklemek istedim. Bu 6 numara Tan Lines rengi. Çok güzel bir pembe kahve tonlarda bir nude. Diğeri 9 numara Labyrinth City rengi. Bu da pembe gül kurusu tonlarda çok güzel bir renk. Bu ruju böyle hafif uygularsanız dudağınıza çok güzel bir renk veriyor. Sanki dudağınızın kendi rengiymiş gibi duruyor. Yani benim dudağımın kendi rengiymiş gibi duruyor. O yüzden çok severek kullanıyorum bu rengi. Biraz daha yoğun uygulamak istiyorsanız da böyle bir renk elde ediyorsunuz. Maybelline'in bu parlak rujlarından 60 numara Chocolate Lust rengi de çok güzel. Bu da tam bir çikolata rengi. Hafif böyle pembe kahve tonlarda. Günlük olarak çok severek kullandığım bir ruj bu. Physicians Formula'nın The Healthy Lip rujları da çok güzel. Bu All Natural Nude rengi. Güzel pembemsi bir nude da. Diğeri Nutritious rengi. Bu da kırmızı kahve kiremit. Böyle güzel bir renk. Bu rujlar dudaktan mat duruyor ama dudakları kurutmuyor. Yapıları çok kremsi. O yüzden çok severek kullandım bunları da. Loreal'in Rouge Signature rujlarından Eye Explore rengi. Bu rujlar baya kalıcı. Çok da güzel renk seçenekleri var. Yapısı böyle incecik. Özellikle de bu rengi gerçekten çok güzel. Böyle pembe kahve tonlarda. Eğer böyle kalın mat rujlar kullanmayı sevmiyorsanız bu ruja bakabilirsiniz. NYX'in Soft Matte Lip Cream'lerinden London ve Berlin rengi. Bu ikisini de bu sene çok severek kullandım. Bu London rengi pembe kahve tonlarda bir nude. Çok güzel gerçekten rengi. Berlin rengi de tam bir çikolata kahve. Bunu da çok severek kullandım. Bunlar bir tık dudakları kurutabilir. O yüzden öncesinde dudaklarınızı iyi nemlendirmenizi öneririm. Ama gayet kalıcı, gayet kremsi rujlar. Bir tane de dudak parlatıcısı favorim var. O da NYX'in Butter Gloss'larından Tiramisu rengi. Bu da böyle tatlı pembe bir Gloss. Bunu da günlük olarak çok severek kullandım. İki tane de dudak kalemi favorim var. Maybelline'in Color Sensational serisinden Shaping Dudak kalemlerinden 118 Raw Chocolate rengi. Bu böyle asansörlü bir dudak kalemi. O yüzden açma derdi yok. Çok çok güzel. Tam bir çikolata kahverengi. Sürümü çok çok kolay. Çok kolay bir şekilde kayıyor dudak kenarlarında. Dudağınızı da doldurup ruj gibi de kullanabilirsiniz. Çok kremsi dudak kalemleri. Diğer bir favori dudak kalemim ise NYX'in dudak kalemlerinden Nude Truffle isimli rengi. Çok güzel bir alt tonu var. Böyle hafif soğuk bir kahve. O yüzden dudak kenarlarınızı çizdiğinizde içine de böyle daha açık tonlarda bir renk uyguladığınızda dudaklarınızı çok daha büyük gösteriyor. Yani dudaklarınıza kontür yapmış oluyorsunuz birazcık da. Koyu rujların altına, nude rujların altına, çoğu rujun altına bu dudak kalemini kullandım. Gerçekten çok çok severek kullanıyorum dudak kalemini. Bütün dudak kalemlerimin içerisinde en sevdiğim dudak kalemim bu. Hem rengi itibariyle hem de yapısı gayet güzel. Bugün de bunu kullanalım. Bence ne dediğimi şu an daha iyi anlıyorsunuz. Çok güzel bir gölge veriyor dudağınıza. Üzerine de NYX'in Soft Matte Lip Cream'lerinden London rengini uygulayacağım. Bu ikili benim en sık kullandığım ikili. Ve videonun sonuna geldik. Benim 2019 yılında en severek kullandığım uygun fiyatlı favorilerim bu şekildeydi. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.